Selam, merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılışıyla sizlerlenim. Hangi ürünü aldım, kaçı aldım ve neden aldığımı hep birlikte izleyelim ve görelim. Aslında bakarsanız bugün iki tane kutu açacağım arkadaşlar. Aslında ikisi de birbirine bağlı ürünler. Şöyle başlamak gerekirse biliyorsunuz ki ben videolar çekiyorum ama bütün videolarımı cep telefonumla çekiyorum. Evet, kamerası çok iyi. iPhone 13 Pro almıştım ben zamanında. Kamerası çok iyi ama bana yetmiyordu açıkçası. Hani dış çekimlerde, dışarıda gezdiğim zaman iPhone 13'ü bu sabitleme olayında çok sıkıntı yaşadım. Gimbal'ım vardı ama gimbal'ı da her zaman yanımda taşıyamıyordum. Ben de düşündüm, taşındım. Yeni bir video kamera almaya karar verdim. İki ürün arasında çok gidip geldim. Neydi o? GoPro 9 ve GoPro 10 arasında. İşte burada ben bir seçim yapmak zorunda kaldım. GoPro 10 aldım arkadaşlar. Neden GoPro 10 aldım onu da söyleyeyim. Yorumlara baktığımda GoPro 9'da bir donma olayı yaşanıyormuş. GoPro 10'da bunu yetkililerin çözdüğünü söylüyorlar. O yüzden GoPro 10 almaya karar verdim. Peki bu ürün bana kaça geldi? Ne kadar masraf oldu? Ve bunun yanında ben ne aksesuar aldım? Aslında bakarsanız da bunun yanında da çok güzel bir GoPro aksesuarı aldım. Daha doğrusu aksesuarları aldım. Güzel bir çantası var. Bunu da birlikte açacağız. Kargo aksesuarını bu şekilde gönderdi. Yani bunu da aslına bakarsanız Amazon.com'dan aldım. Bunu ise buranın bir teknoloji mağazası olan Unero'dan aldım. Normalde aslına bakarsanız GoPro 9'dan GoPro 10 arasında sadece 100 lira fark vardı. Değer mi diye düşündüm. Bence değerdi ve GoPro 10 almaya karar verdim gördüğünüz gibi. Gelin hep birlikte kutu açılışını birlikte yapalım. Aslında şöyle söyleyelim bu ürünü. Bu ürünün gerçek fiyatı 529 euroydu. İndirime girdi. 429 liraya aldım ve 3 taksitten aldım. Bu arada bu videoda herhangi bir reklam yerleştirme yok. Sadece nereden ve nasıl aldığımı anlatmak için anlatıyorum. 3 taksitten nasıl aldım? Unero diye bir site var. Aslına bakarsanız teknoloji mağazası var. İtalya nasıl Türkiye'de Media Market var. Burada da Media World ve Unero ve birçok elektronik mağaza seçenekleri var burada. Ondan almayı planladım. Aslında nakit alacaktım. Sonra baktım ki Klarna adlı bir banka 3 taksitle bunu veriyor. Ben de nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye bir araştırma yaptım ki çok da fazla bir şey gerekmiyormuş. Sadece IBAN'ınız yatıyor. IBAN içerisinde paranız olması lazım. Adınız, soyadınız bu kadar basit ve 3 taksitten bunu alabiliyor musunuz? Ben de bu ürünü Klarna sayesinde 3 taksitten aldım. Aylık işte 140 euro civarında bana taksitleri geldi. Bu ürün ise arkadaşlar tamamen GoPro 10 için özel. Bütün aksesuarları bunu da Amazon'dan aldım. Amazon İtalya'dan aldım. Bu da yaklaşık bana 33 liraya denk geldi. Ama şöyle bakarsanız zaten kutu açmaya hiç de gerek olmayacak gibi. İçerisindeki eşyaları göreceğiz sadece. Bu şekilde bir çantada geliyor. Şuraya baktığınız zaman da bir şu çantanın burada bir yerde tutma sapı var. Yani kolaylıkça yanınıza taşıyabileceğiniz GoPro aksesuarları. Şimdi ilk başta GoPro'dan başlayalım. GoPro'yu inceleyelim. Sonra hep birlikte diğer çantaya göz gezdirmiş oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben GoPro 10'u bir teknoloji marketinden aldım. Kutuyu bana bu şekilde göndermişler. Oldukça da güzel sarmışlar. Vallahi helal olsun. Tabi Sony paketi var yine üzerinde gördüğünüz gibi. Kutuyu açalım hep birlikte. Bakalım neler çıkacak. Şöyle. Çok fazla yıpratmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bu GoPro 10. İlk kutu açılışımızı yapmış oluyoruz. Şöyle şunu şöyle atalım bir kenara. Şurada da poşeti var. Şunu poşetini de açalım güzelce. Çantasıyla birlikte geldi. Bu şekilde yapmışlar. Bence güzel. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi GoPro'nun aksesuarlarına geldi. Bunun zaten bir kutusu yok. Direkt böyle gönderdiler.
Dediğim gibi bu da 32-33 Euro'ya geldi. Bunu direkt nakit aldım. Taksitten almadım tabii ki. Ama isteseydim bunu da 3 taksit yapabiliyordum. Bu işe yaramaz. Burada ne yazıyor? Bunu da atalım. Dediğim gibi ürün bu şekilde taşınabilir. GoPro'nun tamamen tüm aksesuarları ve GoPro 10. Şimdi gelin yakından hep birlikte inceleyelim bu ürünü. Evet arkadaşlar, GoPro gördüğünüz gibi kutu halinde gelmiş. Ama tabii içeride bir de çantası var. Şimdi bunu yırtmadan güzellikle, aslında bakarsanız şurada bir açılacak yeri var. Direkt buradan klipsini çektiğiniz zaman zaten hop açılıyor. Şekilde yapalım. Kutuyu açalım. Çok güzel bir kutu yapmışlar. Şu kutuya bakalım. Apple Store ve Google Play'de uygulaması varmış. Herde bunu yüklememiz gerekecek. Neyse, bunu bir kenara bırakıyorum. Atmıyorum. Çünkü işime yarayacak. İlk kutu açılışımız başlıyor. Şöyle yapalım. Kutuyu açtık. Bizi ilk karşılayan şey gördüğünüz gibi GoPro 10. Şöyle şunu bir çıkartalım. Ürünümüzü şöyle koyalım. Bir tane gördüğünüz gibi şarj kablosu çıkıyor. Bunun bataryaları ne kadar küçükmüş ya. Çok çok küçük değil mi arkadaşlar? Yani çok küçük geldi bana. Bir de bu şekilde. Şimdi kamerayı daha sonra yakınlaştıracağım. Şu anda ilk kutu açılışını yapıyorum. Sonra kamerayı yakınlaştırarak size anlatacağım her şeyi. Bir tane tabii ki de bu sanırım aparatı, taşıyıcı aparatı. Bu herhalde şu şekilde yapmak içindir. Yani büyük ihtimal. Buna da bakarız. Kaç parça çıkıyormuş? Onu ilk parça görelim. Altında bir şey var mı? Hiçbir şey yok ama çantayı mükemmel yapmışlar. Çok beğendim açıkçası. Şimdi bakalım burada ne var? Burada ürünü nasıl kullanacağımız var ve şu şekilde de bir OR kodu var. Demek ki bunu okutarak Apple Store'dan ürünün kurulumunu yapabiliriz. Şöyle yapalım. Arkasında zaten şey yazıyor. Hani ürünü nasıl nereye takabileceğimiz yazıyor. Şöyle göstereyim ben size. Yani kaskınıza takabiliyorsunuz bu ürünü. Kitapçık zaten bütün ürünlerde çıkıyor. Ama açık ve net söyleyeyim, ben çantayı çok beğendim. Şimdi bunları bir kenara alacağım. Şöyle bir kenarda duracak. Ve şunu da hatta içine atayım. Kalsın, zaten bir zararı yok. Bu kutuya gelelim arkadaşlar. Bu ürün ise GoPro 10 için özel yapılmış bir aksesuar kutusu. İçerisinde kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarları var arkadaşlar. Hep birlikte bakalım içinden neler çıkacak, göreceğiz. Şöyle açıyorum güzelce. Aslında bunun hepsini inceleyeceğiz. Ve şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi, hatta şu GoPro'yu biraz kenara çekiyorum ki daha iyi rahat bakın. İçerisinde arkadaşlar 50 parça var. Bunun içerisinde 50 parça var. Hepsi gördüğünüz gibi bir çantanın içerisine özenle konulmuş. Hadi gelelim GoPro ve bunu incelemeye, bakalım bizi neler bekliyor. Çanta çok güzel bu arada. Bakar mısınız? Yani bir yere gittiğiniz zaman böyle tutun götürün. Hadi incelememiz başlasın arkadaşlar. İlk başta güzelce şurasını bir açalım. Hep birlikte. Ya da yırtalım ya, bu kadar uzun sürmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Bataryasını da açalım hemen. Bir güzelce. Şunları, kablosunu da açalım. Şunu da atalım. Kablosunu da açalım. Belki şarjı yoksa şarja takarız. Şöyle jelatini çıkartalım mı? Sesi duymak isteyen var mı? Wow. Şimdilik açma, burası herhalde açma düğmesi değil. Evet, şurada açma düğmesi var ama gördüğünüz gibi şurada şarj etmek için yeri de var. Şöyle alıyoruz ve takıyoruz. Şuradaki ne olduğunu, hafıza kartı yeri. Şimdi tekrar yerine takalım.
Tam oturmadı. Evet, yanlışlıkla tuşuna bastım ama açtım. Hemen kurulumuna başlayalım. Dil seçiminde İtalyanca'yı kullanacağım. İtalyanca bildiğim için onaylıyorum. Her şeyi açıklayalım diyelim. Konumu tamam. Onu da konumu diyelim. Bugün en kaçı? 12.8.2022. Nasıl bildi? 12. 8. 12'si 22. Horario 16 37. Bunu da ayarlayalım. Bu arada dokunma hissiyatı çok güzel. Geçelim. Evet, açıldı. Şöyle bakalım. Menüs herhalde buradaydı. 11 şarjı var. Evet, buldum. 4K, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS, sinematik mod var. Ultra slow mod var. Güzel, güzel. Şöyle baktığın zaman hepsi çok güzel. Mod seçenekleri var. Bir fotoğraf mı çeksek acaba? Evet, kart olmadığı için bir şey çekemiyoruz ama gördüğünüz gibi oldukça güzel. Şimdi önü çevirdiğimiz zaman ise otomatikman kendisi önü de geçiyor direkt. Güzel. Beğendim açıkçası. Nasıl derseniz bence. Bu arada şehirli ön tarafa çevirdiğiniz anda kendisi otomatik geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın otomatik geçiyor. Arka tarafa çevirdiğim anda hemen arkadaki kameraya geçiyor. Bence çok güzel. Evet, bunun zaten nereye takıldığını çok çok iyi biliyoruz. Bu da şu şekilde. Baktığımız zaman şu anda %11'de şarjı var. Şarj etmem lazım. Şöyle GoPro 10 şu şekilde. Evet, bu kask için ya da diğer aksesuarları için arkadaşlar gördüğünüz gibi GoPro 10 son haliyle kurulmuş haliyle bu şekilde oluyor. Bu da zaten şarj etmek için %10 şarjı var. O yüzden bunu kapatacağım. Beğendim mi? Beğendim. Tabii en son olayını bakacağız. Şöyle göstereyim hatta. En son olayı nasıl? Yani bir video çektikten sonra nasıl kaliteli bir video çekiyor? Eminim ki iyidir. Çünkü 4K 60 FPS çekebiliyormuş. Beğendim. Şimdi hadi hep birlikte aksesuarlara geçelim. Şunu bir kapatalım ilk başta. Şimdilik de bunları bir köşeye alalım. Aksesuarlara geç. Evet arkadaşlar. Bunları bu şekilde bir açmaya başlayalım çantamızı. Şöyle yapalım. Hatta ters çevirdik. Şöyle yapalım. Aksesuarları. İnanılmaz fazla parçaları var. Nasıl anlatacağım bilmiyorum size. Bakar mısınız? Bu ise arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bu da denize girdiğiniz zaman GoPro ile çekim yapmak istediğiniz zaman bu GoPro'nun üzerinden kaçsa bile bu su üstünde tutuyor GoPro'yu. Bu da deniz için yine denize bağlamak için GoPro'nuzu bağlıyorsunuz. Bileğinize bağlıyorsunuz bunu bu şekilde. Bileğinize bağlıyorsunuz. Hani GoPro'nuz elinizden düşerse yine bu suyun üzerinde tutuyor. İki tanesi deniz için. Bunların hepsi aksesuarları biliyorsunuz. Bunlar şöyle göstereyim ben size. Hepsi vidaları. Tam 50 parçalık bir set almıştım zaten ben. Hepsi eklem parçaları. Şu şekilde. Aslına bakarsanız. Hepsi GoPro için. Şu bisiklet tutacağı. Şöyle koyalım. Şu tripod ayağı için. Şu ayrı bir uzatıcı. Bu da arkadaşlar kaska takıyorsunuz. GoPro'yu bağlıyorsunuz. Hani kaskınızdan düşerse bu GoPro'nuzu tutuyor. Bu da aynı şekil GoPro tutucu. Bu da aynı şekil ikinci hediye koymuşlar. Burada yine araba aksesuarı var. Kasklar için var hepsi. Bunları da atıyorum. Bunlar ayrı ayrı vidalamaları. Yani sabitleyicisi. Çünkü bunlardan yaklaşık bir 8-9 çeşit vardı içerisinde biliyorum. Bunları da böyle atalım. Şimdi şunu anladık. Bunu kapatalım. Şöyle bir kenara koyalım. Şunu söylediğim gibi bu denizde kolunuza geçirmek için arkadaşlar. Yani bakın bu batmaz bir şey. Bu şekilde kolunuza geçiriyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Şöyle sıkalım.
Gördüğünüz gibi GoPro'yu da buraya bağlıyorsunuz. Çekim yaparken oldu da düştü. Elinizden kaydı. Hem bileğinizden kaymıyor bu. Bu bıraksanız bile suya, su da batmıyor. Bu da güzel bence. Şu arkadaşlar GoPro'nun tripodu. Güzel mi? Bence güzel. Çünkü bu da şu şekilde her yere ayak ve uyum sağlayabiliyor. Çok da hafif. Bence oldukça güzel bir tripod yapmışlar. Beğendim mi? Çok beğendim. Bunu da şöyle koyuyoruz. Şunu tam olarak hatırlayamadım. Bu bir süngerdi. Niçindi onu tam hatırlayamadım ama en sonki videoda olmadı. Sizlere söyleyeceğim. Bunu da bir kenara koyalım. Bu arkadaşlar çantalar için çantaya takıp çanta önünüzdeyken askısına takıp GoPro'nuzu buraya yerleştirerek video çekim yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Şu parçayı da koyalım şöyle. Şu onun aynısının uzatması, buna takıyorsunuz. Bunu bileğinize de koyabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. Yapıştırma arkadaşlar. GoPro'nuzun şu metaller vardı ya. Şunlar. Bunları sabitlemek için. Hani nereye sabitleyecekseniz. Bunları da bu şekilde koyalım. Ne kadar çok parçaları varmış ya. İnanılmaz parçalar varmış. Bu arkadaşlar göğüs için. Bunu göğsünüze takıyorsunuz. Yani yelek gibi giyiniyorsunuz. GoPro'nuzdan video çekmek için yürürken şu şekilde takıyorsunuz GoPro'nuzu ve yürümeye devam edebiliyorsunuz. Videolarınızı daha iyi çekebilirsiniz. Şunu da geçelim. Şuna bakalım. Bu neydi? Arkadaşlar bu kafa için, kafaya takıyorsunuz. İçleri gördüğünüz gibi silikonlu gibi, yani kaymaz büyük bir ihtimal kafanıza taktığınız zaman. Bu da güzelmiş. Bu da kafa için. Fi çubuğu GoPro için. Uzatıyorsunuz, uzatıyorsunuz. Ve bu şekilde şu başlığı dönüyor tabii ki de. Bu şekilde ayarak videolarda çekebilirsiniz. Kendi kendinize selfie'ler çekebilirsiniz. Video çekebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Burada arkadaşlar kask, araba için bütün stickerlar var zaten. Çift taraflı bantlar. Bu ise şöyle göstereyim. Yani istediğiniz yere takıp GoPro'nuzu sabitleyebilirsiniz. Bu ise arkadaşlar araç için. Aracın camını tutturarak, ki benim çok istediğim bir şey de bu. Çünkü ben arabada canlı yayın yapmayı seviyorum. Ya da video çekmeyi seviyorum. Bunu bu şekilde GoPro ile devam edebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde kullanarak, araba yapıştırarak, GoPro'mu takarak yol videoları çekebilirim. Ki çok yapıyorum. Güzel olur. Benim için faydalı bir şey. Bu konuda çok beğendim. Bunu en çok hoşuma giden de bu oldu zaten. Bilginiz olsun. Açıkçası arkadaşlar tam 50 parça. 50 parça gördüğünüz gibi. 50 parça ürün seti var. Sadece 33 euro denk geldi bana. 32.99 ama 33 euro diyelim. 33 euro 50 parça çantasıyla birlikte hepsini aldım. Bunların hepsini şimdi şöyle bir atalım içine. Bunun hepsi çantanın içine, zaten çantanın içinde çıktı biliyorsunuz. Yanınızda taşıyarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kutu açılımının daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bir sonraki kutu açılımında görüşmek dileğiyle. İtalya'dan sevgilerle, kendinize iyi bakın.